Şu son Kobani'den gelen yaklaşık 180 bin civarındaki Kürt, Kürt'ü de hariç tutarsam, 1600-1700'lere yaklaşan Suriyeli mültecilerin yaklaşık zaten 700 bini Kürt. Artı bir 300 bine yakın da Irak-Kürdistan bölgesine geçmiş durumda. Dolayısıyla şunu sormak lazım, PYD kimi temsil ediyor? Hangi Kürt'ü temsil ediyor? Bir kere burada bir sorun var. Burada bir algı operasyonu söz konusu. Algı operasyonunda tabii şu var, yani elbette Kobani'ye yardım etmek bir taraftan şu var. Hani Kürtler yakın tarihte çok Irak'ta özellikle, Irak-Kürt bölgesinde, Irak-Kürdistan'ında çok acılar yaşadı. Halepçe gibi, Enfal Operasyonu gibi. Enfal Operasyonu'nda 100 bin aşkın insan katledildi. Halepçe'de de kimyasalla katledildi. Bu böyle bir trajedi Kürtler bir daha yaşamak istemiyor. İnsanlarda böyle bir algı var kamuoyunda. Bu insanlardaki bu korkuyu kullanıyor örgütler. Bu korkuyu da kullanıyorlar. Böyle bir algı var insanlarda. Toplumda böyle bir şey var. Kürtler saldırıya uğruyor ve bu saldırıya uğrama karşısında hep yalnız bırakılıyor, hep katledilen oluyor. Tarzında bir şey var. Böyle bir algı var. Bu algıyı çok iyi kullanıyorlar. Şimdi yalnız tabii bunun perde arkası farklı. Bir yandan da bu durum var. Perde arkası şu, bir yandan PYD'nin Irak-Kürt bölgesindeki durumu, Kobani'deki durumu vesaire, o bölgedeki durumu. Peki o zaman o kadar Kürtleri koruyan ve kollayan bir örgütse, Haseke'deki ve Halep'teki Kürtleri niye Türkiye'ye tehciler göçe zorladı? PYD zorladı. Açıkça söylüyorum. Bu 700 bine yakın Kürt mültecinin en az 400-500 binini neredeyse PYD zorladı. En-Nusra'nın falan zorladıkları da var, onları da biliyoruz. Ama PYD'nin zorladıkları da neredeyse yarısı civarında, yarısından fazla PYD'nin zorladı. Burada bunu sormak lazım. Bir ikinci husus, IŞİD'in şöyle bir durumu var. Kuzey Afrika'dan Hint, Batı Avrupa'dan Hint alt kıtasına kadar bir network oluşturmuş ve militan devşiriyor. Bunlarla yani sınırlı değil sadece belli kimselerle. 5-6 bin civarında, belki 6 binden fazla Kürt savaşçı da var aralarında. Kobani'yi kuşatan IŞİD militanlarının, IŞİD çetelerinin çoğu Kürt. Ve komutanları da Halepçeli Hattab el-Kürdi. Yani şimdi dolayısıyla burada böyle şöyle bir imaj da veriliyor. Arap-Kürt savaşı. Böyle bir stratejiye karşı bir stratejik önlem Türkiye'nin alması gerekiyor. Stratejik önlem işte o insanların, onlarla irtibat kurup onların kucağına düşen insanların kucağına düşmemelerini sağlamak önemli. Ya da onların kucağına düşecek insanlar niye inisiyatif elde ediyor Kürt sorununda? Bu sorulması gereken sorulardan bir tanesi bu. Fakat bunlar daha da yoğunlaşacak, onu da söyleyeyim. Yani bu tür tırnak içinde ajan provokatör gibi çalışan, ki bu biraz daha böyle masumane gözüküyor. Bunlardan çok daha böyle şeyleri var. Türkiye'de neredeyse onlarca Lawrence var, onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla hani bunların bu meselenin çok ciddi olarak masaya yatırılması lazım. Böyle bir şey olsun da demiyor. Bunu nasıl merak ettiğini bir kere çok merak ediyorum. Yani bu kahvede konuşulmuş bir şey değil. Sokak ortasında gördüğümüz, yani bunu ben söyleyebilirim bir birey olarak. Herhangi biri de söyleyebilir. O bölgedeki insanlar da söyleyebilir. Yalnız Birleşmiş Milletler'in temsilcisi ve bu Ban Ki-moon'dan da bir şey gelmedi bu konuda. Yalanlama da gelmedi. Bunu neye dayandırdığını ben çok merak ediyorum. Eğer bu programı Birleşmiş Milletler'den birileri seyrediyor ve onu da İngilizce çevireceklerse anlasınlar diye, bence bu en önemli soru olmalı. Ve böyle bir kuralı dünyanın başka neresinde katliam riski altında olan başka hangi halka karşı kullandılar? Örneğin madem böyle bir şey vardı, Gazze'de niye kullanmadılar?